zamandır yolunu gözlediğimiz çok değerli bir doktorumuz bizlerle birlikte olacak. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Gürkan Arıkan hocamızla birlikte olacağız. Bakalım nelerden bahsedeceğiz. Tüp bebek tedavisinde genetik risk faktörlerinin etkisi nedir? Tüp bebek tedavisinde son teknolojik gelişmeler nelerdir? Tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı nedir? Kadın hastalıkları ile ilgili merak edilen tüm bu sorular ve daha fazlasını kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Gürkan Arıkan sizler için canlı yayında anlatacak. Az sonra. Ve yeniden herkese merhaba. Hocam hoş geldiniz. Hoş geldiniz hocam. Uzun zamandır az önce de söylediğimiz gibi yolunuzu gözlüyorduk. Evet, çok mutluyuz sizi stüdyomuzda ağırlamaktan. Çok affedersin Şener'cim. Hocam profesörlüğünüz de hayırlı olsun bu arada. Teşekkür ederim. 3-4 aylık bir süre oldu herhalde. O yoğunlukta biz sizi pek yakalayamadık. Türkiye'de 2 aylık bir süre. Evet. Daha yurt dışında vardı ama burada denkliği 2 aylık. Evet. Hocam hazır sizi bulmuşken hemen ben konulara başlamak Buyurun. İstiyorum müsaadenizle. Atış serbest. Genetik ön tanı nedir ve ne gibi faydaları vardır? Şimdi kısırlıkla ilgili konuşuyoruz. Oradan alalım isterseniz. Siz beni biliyorsunuz. Belki dinleyenler, baştan beri dinleyenler tam takip etmediler. Şimdi yaşam kalitesi üzerine konuştunuz. Protezler, sonra güzelleşme. Bir de yaşamın başlangıcı var. Asıl neşe kaynağımız, bizim içgüdüsel olarak üreme güdümüz var, değil mi? Bunu başaramayan çiftlerle uğraşıyorum ben. Orada yardımcı olmaya çalışıyoruz. Standart yöntemlerle başaramadığımız takdirde, ki bu her 10 çiftten birini ilgilendiren bir konu. Halen sayı artmasına rağmen yeterince kısırlık sorunu olan kişi bilinçlenmiş değil. Bunu da altını çizmek lazım. Hala utanılan da bir şey. Aslında onun olmadığını da vurguluyorum, değil mi hocam? Yani çok artıyor deniyor ama hala yetersiz tabii bu sayı. Şimdi bu çiftlerde biz belli bir oranda başarıya ulaşıyoruz. Dünya çapında, cevabı uzatıyorum kusura bakmayın. Dünya çapında bebek götürme oranı böyle hala %30-40'larda sürünüyor, öyle söyleyelim bu çiftler için. Biz tabii bunun yolunu arıyoruz. Burada doğru embriyoyu seçmek. Sizin dediğiniz konuya geliyoruz. En önemli faktör genetik yapısı doğru olan embriyoyu seçmek. Anneden yumurtaları alıp, erkekten spermleri alıp, anne adayından birleştirip güzel bir embriyo diye verdiğimiz ve başarısız olduğumuz vakalar var. Onun için bu preimplantasyon genetik tanı, yani genetik ön tanı ile sağlıklı embriyonun seçimi başarı oranlarında önemli bir artışa sebep oluyor. Bu cümle tabii şöyle, 5. güne kadar bekleyip blast dediğimiz artık 140 kadar hücrenin içinde olduğu artık gelişmiş bir embriyonun genetik olarak tanımlanmasını kastediyorum. Yoksa daha önce yapılan, 3. günde yapılan biyopsilerle embriyoların bir kısmının zarar gördüğü, bir kısım embriyoda bilginin alınamadığı bir çağ da var tabii ki. Bu geçmiş dönem diyelim buna. Şimdi daha etkin bir yöntemle ve embriyoya olabildiğince zarar vermeden genetik ön tanı yapabiliyoruz. Başka sebepleri de var tabii ki, ailede bilinen bir hastalık varsa mesela, veya bir hasta çocuğumuz var, hala uyumlu bebek, yani yeni çocuğun kemik iliğinden örnek alıp hasta çocuğumuzu tedavide kullanmak istiyoruz. Tedavi amaçlı tüp bebek veya tedavi amaçlı genetik ön tanı gibi başka sebepleri de var tabii. Bu ön tanının başarısı da sonuçta tedavinin başarısını pozitif yönde muhakkak etkileyecektir, tabii, değil mi? Ona evet. göre gardımızı alıyoruz çünkü. Şimdi bizim böyle Cochrane Library dediğimiz veya böyle çok geniş meta analizler sunan bilgi bankalarında ararsanız bu anlatacağımızı bulamazsınız. Çünkü bu yeni teknoloji çok hızla değişiyor. Ben bile programa gelmeden bir daha bir okuyayım diye bakmak zorundayım. Devamlı değişiyor. Bu yeni bilgiler, yeni ulaşılan teknolojik üstünlükler, bizim genetik tanıda kullandığımız yeni yöntemler o büyük meta analiz yapan data bankalarında bulunmayabilir. O sonuçlar belli oralarda görülmeyebilir ama bugün itibariyle genetik tanı çok gelişti. Bizim mesela NGS veya Next Generation Sequencing dediğimiz bir insan genomunun tamamını inceleyen sistemlerimiz var. Bunlar bir önceki jenerasyon CGH dediğimiz sitogenetik hibridizasyona göre daha etkin yöntemler. Daha çok sayıda hastalığı inceleyebiliyor. Aynı anda bilinen hastalıkları artı tüm genomu inceleyebiliyor. Bunlarla başarı oranları ileride de büyük meta analizlere yansıyacak derecede daha yüksek olduğunu göreceğiz. Bu yalnız şu demek, ben inceliyorum, birçok embriyo ıskart oluyor demek. Tabii transfer sayılarımız, oranlarımız düşebilir. Yani tüp bebek yaptığımız halde kullandığımız embriyo sayısı bir sorunlu çiftte düşebilir. Ama transfer ettiğimiz zaman
doğru embriyoyu verme şansımız yükseldiği için düşük olasılığımız azalıyor, gebelik şanslarımız artıyor. Böyle hocam biz de soru hazırladık diyorduk. Siz zaten kendin yine öyle güzel anlatıyorsunuz ki. Ben mahsus karışık verdim dediniz. Adama konudan konuya geçiyorum. Burada bir embriyo transferini gördük, evet. Ya da göreceğiz. Buradan da birlikte İncecik bir kateterle rahimin içerisine yerleştiriliyor. Bir damlacık göreceksiniz. Hocam sol taraftaki ekrandan daha net görebilirsiniz, evet, belki. Evet, şu taraftan da. Evet. Sonra bir sonraki aşamada da güzel embriyo seçtik, gene olmadı, niye olmadı derken tabii buraya geleceğiz. Burada ne yapabiliriz diye, ama siz bir soru daha sormak istersiniz. Hocam ben bu rahimdeki hastalıklardan sonra özellikle hani gebelikle alakalı sorunlarda tekrar gebelik yenilenemeyebiliyor mu? Yani böyle bir genelleme yapmak tabii ki muhakkak doğru olmaz. Kişiden kişiye değişecektir ama rahim içi sorun yaşamış bir bireyde, evet, gebelik de problem muhakkak yaşıyordur herhalde diye düşünüyorum. Kürtaj veya rahim içi ameliyat gibi, evet, diyorsunuz. Şu ortadaki beyazda görüyorsunuz, orası çok değerli bir yer. Endometrium diyoruz ona, rahim içi astar doku. Halk arasında rahim zarı diye tabir ediliyor. Zar ben hep düzeltmek zorunda kalıyorum. Burada bir düzelteyim, belki daha az düzeltirim ileride. Zar dış kısma diyoruz. Bu rahim içi astar doku. Genel ekranda endometrium dediğimiz doku. Bu dokunun kalitesini yitirmesi tabii ki anne ile bebeğin buluşmasını engelleyecektir. Bu geçirilmiş ameliyatlar, bir içeride bir septum dediğimiz bir ara duvar varsa, polip, miyom vesaire bir şey alınmışsa ve bazı yani operatif sorunlu bir durum varsa veyahut da bazen küçük bir operasyondan sonra da buralarda yapışıklıklar meydana gelebilir. Konumuz o değildi ama bunun çok kötü olduğu hale, artık adet de göremeyip yapıştığı hale Asherman sendromu diyoruz. Buna yakın bir durumda tabii ki ben çok süper embriyolar üretsem bile tutmayacaktır. Gebelik mümkün olmayacaktır. O konuyla ilgili de bir çalışmamız var. Sağlık Bakanlığı'yla yazışma halindeyiz halen. Çok zor bir konudur. Birçok ilaç kullanılabilir. Onun üzerine bir başka program yapılabilir. Böyle zor vakalarda kullanmak üzere biz insan kendi kemik iliği hücrelerini burada kullanmak arzusundayız. Gerekli izinler tamamlandıktan sonra dünyada çok az kullanılan bir yöntem. Yani rejenerasyon için kemik iliğini kullanma üzerine çalışmalarımız var bu konuda. Onun dışında sizin söylediğiniz konuya biraz ek bir adım ilerleteyim. Sizi konuşturmuyorum ama. Estağfurullah hocam. Yok, yok, biz çok memnunuz. Keyifle dinliyoruz sizi. Rahim içi astar dokunun kalitesi. Orada gördüğünüz gibi bembeyaz çok güzel kalınlaşmış. Fakat yine de olmuyor. Biz bugün biliyoruz ki bazı şeylerde efendim şimdi konuyu atladık. Burada da genetik ön tanıyı görüyoruz. Üçüncü daha günde net, genetik daha net ön tanı. Burada genetik ön tanıyı görüyoruz. Üçüncü günde yapılan bir biyopsiyi göreceksiniz. Üçüncü günde embriyo zarını görüyoruz şu anda. İçinde doğal olarak 6 ile 8 hücre vardır. Bir tanesi alınarak yapılan bir biyopsi. Burada şeyi atladık. O zaman diğer konudan devam edelim. Rahim içi astar dokusu güzel göründüğü halde genetik hazırlığı bebeği almaya yeterli olmayabilir. Bunu da biz bir ERA test dediğimiz bir testle değerlendiriyoruz. Şimdi biz yumurtayı aldık. 5 gün sonra en iyi pozisyonda yerleştiriyoruz dedik. Ama bazen işte bir uyumsuzluk var. Embriyo 5 günlük yaşında ama rahim içi o durumda değil. Ya vakti geçmiş veyahut da oraya henüz varmamış. Bu kişiye özel embriyo zamanı en iyi hangisidir diye değerlendirirken kullandığımız bir test var. Onunla da sorunlu vakalarda 3 kere veya daha fazla başarısız vakalarda önemli ölçüde başarı artışı gözlemledik. Bunu da önümüzdeki kongrede yaz aylarında tekrar prezente edeceğiz. Dünyada az sayıda grubun uğraştığı bir şey. Burada şeyi görüyorsunuz. 5. gün biyopsi demekle neyi kastediyorum? Bu gördüğünüz kitle artık zarından dışarıya çıkmış bir mikro insan. Burada aşağı yukarı 140-150-160 hücre var. Onların bir kısmı 4-5 tanesi burada gördüğünüz gibi bir mikro operasyonla alınacak. Evet. Bizim kastettiğimiz bu preimplantasyon genetik tanı şuradan aldığımız materyalle mümkün yapılıyor. Şimdi sustum, buyurun. Bir soru daha sorun siz. Hocam lütfen, keyifle dinliyoruz biz sizi. O kadar da güzel anlatıyorsunuz, evet, ki. Ama ben araya girip müsaadenizle şunu sormak istiyorum. Genel olarak tüp bebekte embriyoların hemen tedavisinin ardından transferi mi yoksa dondurulup saklanması mı? Şimdi tabii bu anlattığım şeyler o şeyi atladık. Burada bakın 24 saat embriyonun izlenmesini görüyoruz. Bu da time lapse dediğimiz veya embriyoskop dediğimiz bir yöntem. Ürüyor, güzel oldu da acaba bölünürken iyi bölündü mü, bu konuda bilgi sahibi olabiliyor laboratuvar. Bu da güzel bir yöntem. Şimdi sizin sorunuzu cevaplıyorum. Şimdi bulmuşken filmi onu açıklayayım, evet, dedim. Evet, genetik tanı yapmak demek en az bir günlük vakit alıp o sonucu vermek demek. O sırada tabii dondurup bekletmem lazım. Embriyo adına eğer böyle bir genetik tanı yapacak bir çift varsa, herkese de yapılması gerekmiyor tabii ki. Tabii dondurup transfer etmem lazım. Peki rahim içi adına nedir durum? Biz bu embriyoları elde etmek için kullandığımız ilaçlarla doğaya yakın değil, doğanın biraz üstünde tabii stimülasyon yaptığımız için bu
bunun rahim içi hastalar dokusuna negatif etki yapabildiğini görüyoruz. O yüzden hani bunu açıkça sayıyla sallaştırırsak dondurup transfer yaptığımızda başarılarımızın %5 ile 10 arttığını görüyoruz. Sadece rahimi dinlendirip doğal koşullarda rahimin doğal olarak bebeği almaya hazır olduğu zamanı seçtiğimiz için. Dolayısıyla burada dondurmak daha iyidir. Ama her durumda iyi midir? Onu kişiye özel kararlaştırmak lazım. Herkesi dondurmak gerekmiyor. Amerika'da sadece dondurarak transfer eden, Avrupa'da da bizim çalıştığımız, ortak çalıştığımız laboratuvarlar, sadece donmuş transferi yapan laboratuvarlar da var tabii ki. Yani tüp bebek merkezleri. Peki gereksinim duyduğunuz durumlar neler hocam? Dondurmaya gereksinim duyduğunuz. Bir tanesi aklıma gelen genetik tanı söyledik. Bir tanesi tabii hızlı genetik inceleme de yapılabilir de doğrusu en iyisi bir dondurup sonuca vardıktan sonra rahimi hazırlayıp vermektir. Bir tanesi yumurtalık rezervleri artık azalmış, artık yumurta verme kabiliyeti azalmış, yaş ileri veyahut da rahim ya da yumurtalık rezervi erken yaşta azalmış kişilerde. Bir seferde yeterince yumurta alamayabiliriz, yeterince kaliteye ulaşamayabiliriz. Onları alıp dondurup birkaç kere daha veya ikinci bir kere toplamak gibi bir endikasyon, bir sebep olabilir. Ondan sonra transfer etmek gibi. Onun dışında yani kişiye özel bazı sebepleri olabilir. Mesela rahim içi bir operasyon gerekiyor. Hasta 43 yaşında. Şimdi operasyon yapayım 6 ay sonra gelin yumurtalarınızı toplayayım diyemiyorum. İkisini paralel yapmam gerekiyor. Dolayısıyla önce dondurup saklayıp ameliyatı yaptıktan sonra rahim içi hazır olduğunda bebekleri yerleştirmek gerekecek. Peki sağlıklı embriyo seçildiği halde yine de başarısızlık olabiliyor mu? Evet tabii yani ki olabiliyor. Şimdi sayısallaştırırsak yine sayı olarak söylersek güzel sağlıklı embriyo buldum, rahim içini de düzelttim. O zaman doğal olarak yani şöyle bir kabaca yaş faktörü kalkıyor diyebilirim. Genetik olarak mükemmel embriyo verdim. Faktör ortadan kalkıyor ama %70, 60, 70, 80'lerde yine başarı. Kalan kısmı neden olmuyor acaba derseniz kader demeden önce biz diyoruz ki galiba anne ile bebek arasında immünolojik bir problem var, bir bağışıklık sorunu var. Değil mi? Aslında gebelik kendisi itibariyle bir yabancı dokudur. Annenin onu kabul etmesi zaten bir doğa harikası. Bir yere kadar kabul edecek ama oradan sonra bir başka doğa harikası başlıyor. Bir yerde de durdurmak gerekiyor. Yani annenin öldürücü hücreleri, bu T lenfositleri, killer cell dediğimiz hücreleri bebeği doğru yerde durdurmaları gerekiyor. Şimdi bu modülasyon, bu önce izin verme sonra durdurma olayı bizim herhalde önümüzdeki 50 senede tam anlayamayacağımız karmaşık bir konu. Fakat biz bugün biliyoruz ki kısırlık sorunu olan veya sıkça düşükler olan hanımlarda rahim içinde ve kanda da bu killer cell dediğimiz öldürücü hücrelerin agresivitesi hem oranları hem de agresivitesi potansiyeli çok yüksek. Bunu değişik yöntemlerle ölçebiliyoruz. Bizim Avrupa'da beraber çalıştığımız birkaç laboratuvarda bu kandan ölçülüyor. Türkiye'de onu henüz yerleştiremedim ama rahim içinden biyopsi alarak ölçülebildiği durumlar var. Bu hücre oranı nedir? Bunun yüksek olduğu vakalarda bu hücrelerin aktivitesini azaltmak iyi bir fikir diye düşünüyoruz. Tabii bir tek faktör killer cell değil. Burada benim bile tam bilmediğim böyle 15-20-30 bilinen faktör var. Daha bu anne ile bebek arasında iletişimde rol oynayan, embriyonun anne ile haberleşmesinde rol oynayan, yani rahim içinin embriyoyu kucaklamasına yardımcı olan veya engelleyen. Şimdi bunlardan bir tanesi mesela bizim kanser hastalarında aslında kullandığımız kemik iliğindeki hücreleri aktive eden bir madde. Filgrastim farmakolojik adı, marka değil. Dikkat ediyorum ona. Şimdi bunu biz bir şey mi söyleyecektiniz ben uzattım mı acaba? Süremizin sonuna geldik. Biz bunu kullanarak bunu rahim içine vermek veya anneye enjekte etmek veyahut da daha enteresanı, şimdi çok yeni proje, daha enteresanı embriyo gelişirken laboratuvarda bu maddeyi kullanarak anneye olan bağışıklık sorununu önceden çözmek gayretindeyiz. Bunun üzerine çalışmalarımız var. Bir daha geldiğinde anlatırım. İnşallah evet, hocam. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için.